Cenab-ı Hak
itibadına mazhar olabilmek için ve Mevla'nın bu iltifatına mazhar olduktan sonra da onu muhafaza edebilmek için onun manevi huzurunda kendimizi secdeye alsak, secdeye çimlesek, ölünceye kadar orada kalsak, bu Mevlamızın iltifatını, bize olan bu lütfunu, daha birçok nimetleri vardır ki, saymakla tükenmez, kadrini, şükrünü eda edemeyiz. Cenab-ı Hak'tan niyazım olur ki, inayetini, hidayetini, lütfunu, keremini, Habibinin ruhaniyetini, Habibinin habibleri var, dostları var. Mevlam, Habibinin varislerinin ruhaniyetlerini meclisimizden haberdar ederek bizlere rahmet kapılarını, feyiz kapılarını açarak kalplerimizi, ruhlarımızı ve tarihimizi bulunduğumuz mübarek mahalli doğruyla nurlandırsın Cenab-ı Hak. Dilimize hikmet lütfetsin. Cenab-ı Hak kalbimizi açsın, hikmetlerini kalbimize adeta bir süngerin su çektiği gibi kalbimize hikmet nurlarını çekmemizi Cenab-ı Hak nasip etsin. Bu hususta bizleri muvaffak kılsın. Amin. Amin. Sübhanallah. Mevlamız burada ve ibadur rahmani, Rahman Cenab-ı Hakk'ın zatına mahsus bir sıfatıdır. Ne demektir? Dünyada insan ve cinniler sair ne kadar mahlukat varsa hepsine acıyan, rahmet eden, hepsini görüp gözeten, himayesinde bulunduran demektir Rahman. Bunun içine kafirler de dahil, müşrikler de dahil. Düşünebiliyor musunuz ki düşünmemiz lazım? Cenab-ı Hak ne kadar merhametli, aynı zamanda ne kadar sabırlı ki her gün oturup kalkıp zatını inkar eden, ona isyan eden, onun nimetlerini hiçe sayan, azgınlığını gün geçtikçe artıran nice kulları vardır ki onları da Cenab-ı Hak rızıklandırıyor. Anında yerle bir etmiyor onları. Sabur ismi Cenab-ı Hak. Sabur. Ne demek? Çok sabırlı demek. Çok sabırlı. Mevla hiçbir zaman ihmal etmez kullarını. Görmezden gelmez. Görür, ihmal etmez ama ne yapar? Mühlet verir. Mühlet. Şu fani dünyada biraz daha devam edin bakalım. Ama sonunda benim huzuruma isteseniz de geleceksiniz, istemezseniz de geleceksiniz. Atalarımızın bir tabiri var ama
Kafirler Müslümanlar duymasın diye sözlerini aralarındaki İslam aleyhinde, Kur'an aleyhinde, din aleyhindeki sözlerini Müslümanların çok olduğu zamanlarda aralarında fiskos yaparlar. Kendi aralarında Müslümanların işitmeyecekleri mahallelerde de alevi olarak konuşurlar. Cenab-ı Hak bunlara ne cevap veriyor? Estağfirullah. Ve esirru kalbi. Sözlerinizi gizleyin. Yeah.
mahviyet içerisinde, bir tevazu içinde, bir edep içinde gezerler. Ve izâ hâtabehül câliyûn, işte benim sıfatıma izafe ettiği bu has kulları var ya, onlar yeryüzünde dolaşırlarken kendini bilmez bir kısım cahilleri, yoldan çıkmışları, edepsizleri, kıyamet içinde olanları ileri geri kırıcı dökücü tavır ve hareketleri karşısında edepsizce lafları da kırdıları karşısında ne yaparlar? Ne derler? Kalu, selam derler. Selam. Selamettiler. Allah size hidayet versin. Akıl, fikir versin. Siz de bizim gibi bu yolun mensubu olun derler. Hey, sen ne yapıyorsun? Sen kime karşı geliyorsun, hakaret ediyorsun diye hemen üzerlerine yürümezler. Tevazu içinde olurlar. Ama bununla beraber taşıdıkları İslam terbiyesi ve iman uğrunun da, dikkat edin, vakarını, haysiyetini korurlar. Ehli küfre karşı, zalimlere karşı böyle zillet içinde olmazlar. Zillet içinde olmazlar. Bakın, görüyor musunuz? Yerine göre hareket ederler. Tevazu edene tavazulu davranmak, bu kulağımıza gibi olsun. Şarttır. Allah'a emredir. Resulullah'ın tavsiyesidir. Kibirlenen, kendini beğenen, gücüne, kuvvetine, çoluğuna, çocuğuna, servetine, sağlığına, gökdelenlerine karşı fakir fukarayı bir sinek gibi, karınca gibi gören, bu tavrı takınan kişilere karşı Müslüman tevazu göstermesi haram. Caizli, izin yok. Hadis-i şerif. Et tekebbürü alel tekebbür. Tekebbür edene, kibirlenene karşı kibirli davranmak, cebindeki paraların bir kısmını fakir fukaraya dağıtmış kadar ecir kazandırır Müslüman. Aynı zamanda sadaka. Hele bir kişinin makamından ötürü, mevkiinden ötürü, parasından, pulundan ve şöhretinden ötürü o kişiye karşı zillet içinde davranmak bir Müslümana haram olduğu gibi, böyle bir Müslüman kalbindeki imanını üçte ikisini kaybeder buyuruyor Peygamberimiz. Onun için bir şair hikmetli bir şiir söylemiş, mısra söylemiş. Ne diyor? Tevazu edene haki kademden etnaimden. Kendinde varlık görmeyen edepli, namuslu, iftihar,
kardeşlerine karşı da tevazu halinde su nasıl yere doğru aşağıya doğru akarsa o da tevazu halinde olacak. İşte bunları söylemek, dinlemek kolay da tatbik etmek için şeytanın ve nefsinin kafasını kelime-i tevhid külüngüyle, valyozuyla kırmak ve ezmek lazım. Cahillerle düşüp kalkmak kişiyi mahveder.
yere saldırmış. Onu okuyup onun emirlerini kürsülerden dinleyerek, minberlerden dinleyerek nefsimizde tatbik etmeliyiz. Kur'an'ın ahlakına sahip olan otomatikman Kur'an kendisine vahyedilmiş, Kur'an'ın ümmetine tebliğ etmiş olan hem de ne zor durumlarla sevgili peygamberimizin ahlakına sahip olmak demektir. Onun şefaatine dahil olmak demektir. Kurtuluş burada. Kurtuluş. Kurtuluş burada. Bunun ötesinde kurtuluş arayan kişi veya kişilerin Allah omurga kemiklerini, bellerini kırar buyuruyor Peygamberimiz. Kıpırdayamaz. Felç olmuş, yatağa mahkum olmuş bir adamdan sen hareket bekleyebilir misin? Kur'an'dan yüz çeviren, Kur'an'dan başka kurtuluş yolları, başka kitaplar arayan, başka düsturlar arayan kişi Allah ile alakasını kesmiş, gadaba uğramış ve Allah tarafından cezalandırılmış, beli kırılmış insanlar. İşte bunlara dikkat edelim. Zamanla hataya düşüyor Müslümanlar. Üzülüyorum. Nazarlarına bakıyorum bazı Müslümanların. Sözlerine bakıyorum. Ne diyorlar? Bakın efendim, bakın. Hristiyanların papazları, Yahudilerin hahamları, hepsi de üniversite mezunu. Doktor, doçent, profesör bilmem ne. Bizim hocamız daha ilkokulu bile bitirmemiş. Hocam ilkokulu bitirmiş de Kur'an'ın lafzını manasını okumuş. Peki bu laf ne demektir bu? Kur'an'dan başka kurtuluş aramak demek. Aydın hoca lazım. Yani Kur'an'dan aydınlığını alamıyor tam manasıyla, bu kâfi gelmiyor. Fizik, kimya, matematik, tarih, coğrafya okuması lazım. Hele bir de İngilizce, Almanca bilirse tam münevver, tam aydın. Eyvah! Sen farkına varmadan Kur'an'ı ikinci plana atıyorsun. İkinci plana atmış. Böyle bir Müslüman felak olur, kurtulur. Peygamberimiz ilkokul mezunu. Doktor, doçent, profesör. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi rahmetten vasi hazretleri. O da Bağdat'ta Kur'an ilmi tahsil etti. İmam-ı Şafii, o zaman kendimize neuzubillah şey bulalım. Profesör bulalım. Avrupa'da bunlar var, Türkiye'deki profesörler var. Bizden daha iyi Türkçe biliyorlar. Bizim okuduğumuz kitapları da okumuşlar. Ama gavur mu gavur, sabuna kadar gavur. Mümkün. Hazreti İsa Allah'ın oğludur diyor yani. Düşünebiliyor musun? Demek ki maddi ilim, bilgi insanı insan yapmıyor. Ama okumamak mı lazım? Hayır, fırsat bulursan oku. Fırsat ama ön planı alma. Çocuğunu okuturken evvela Kur'an'ını okut. Dini temeliniz sağlam yap, o
İslam bekliyor. Sen onu Kolevilere, Avrupalıların efendim ellilikleri şeylerle götürür, mekteplerle teslim ederseniz o zaman o çocuk temelsiz yetişiyor demektir. Sen öleceğin zaman sana Yasin, Fatiha-i Şerif'e de okuyamaz. Hadi oğlum gel bana bir Yasin oku desen okuyamaz. Ama roman okur size. Neuzübillah. Roman, baba Kur'an okuyamam ama isterse en meşhur romancıların roman isterse İngilizcesini, isterse Fransızcasını açar okurum. İnsana faydası varsa okur. Bunların için söylüyorum bu denetçi ama bu hususta dikkat edelim. Her şeyimizde Kur'an'ımızı ön plana alalım. Başımıza evvela onu tac edelim. Ondan sonra da diğer bilgileri baktığımız el verdiğince elde de bunu diyorum, bunu demek istiyorum. Ama ön plana sen bunları alıp götürürsen Kur'an'ı ve dini bir kenara bırakırsan ne olacak o zaman? O zaman felaket olacak. Nesil kesilir, nesil. Biter. Epter olur. Camiye kimseyi koyamaz. Koysam bile itikadı bozuk bir hale gelir. Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin. Bütün evlatlarımıza bize de İslami şuuru tam manasıyla Cenab-ı Hak lütfetsin. Sizi tenzih ediyorum tabi de karşımda siz kardeşlerim olduğunuz için hani bir var ya, gelin sana söylüyorum, kızım sen anla var ya, benimki de o kabilde. Yoksa siz Allah'a şükür dininizi bilen, kitabımıza bağlı, peygamberimize ümmet olmanın şuurunda insanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, demek ki Müslüman tevazu ehli olacak. Kibri gururdan azade olacak. Kime karşı? Kardeşlerine karşı. Ehli küfre karşı da kafasını diken insanlara karşı da Müslüman daha fazla başını dikecek. Sen kimsin ki? Ben Allah'ıma iman etmiş kalbinde iman nuru taşıyan bir Müslüman. Sen daha o umurdan mı alıyorsun? Sana karşı ben nasıl tevazu gösteririm? İşte bunlara dikkat etmek. Ya bu demek değildir ki. Edep dışı davranmak demek değil. Her şeyi yerli yerince Kur'an'dan ilim ve feyiz alarak Allah'ın Resulü'nün hayatını efendim göz önünde bulundurarak ona göre ayarlamamız lazım. İşte şu fani alem. Ömrümüz ne kadar? Ben kendi kendime bakıyorum. Torunlar, torunların, çocukları bilmem ne böyle evin içinde dolaştıkça dede, büyük dede falan dedikçe Allah Allah ben ne zaman dede oldum, ne zaman dedenin dedesi oldum. İnsan şaşırıyor. Çünkü zaman da 70 sene dediğiniz zaman göz açıp yumurcaya kadar gelip geçiyor. Sonra Karacaahmet'e. Karacaahmet'e. Her hafta 3-5 kişi gider mi? İşte oraya giderken çok hazırlıklı gitmemiz lazım. Bunun üzerinden onun için hassasiyetle duruyorum. Siz benim can kardeşlerimsiniz. İman kardeşlerimsiniz. Evet, demek ki mümin evvela tevazu ehli olacak, iman şuuruna, İslam adabına yakışır tarzda yetiştirecek kendini, hareketleri de o şekilde olacak, kendi çocuklarına, akranlarına örnek olacak, yumuşak.
Niye canlı? İçimizde ruh var da onun için canlı. Bu ruhu Azrail Aleyhisselam günü geldiğinde aldığı zaman aman çabuk yıkayalım, çabuk kefenleyelim, toprağın altına çabuk koyalım, belki kokar da aleme rezil oluruz diye en sevdiğimiz babamızı, annemizi, çocuklarımızı bu ruh gittiği zaman süratle çukuru açıyor mezarı, kefenleyip hemen oraya gidiyor. Toprak denilen Allah'ın halk ettiği bu mübarek varlık mikropları yok ediyor. Eğer mikropları yok edecek hassisi olmasa yeryüzünde hayat devam etmez. Bunlar hep Allah'ın kudreti. Demek ki ruh insanı esas insan olarak yaşatan ruh olmazsa mağazaların önünü süsleyen, vitrinlerini süsleyen o plastikten yapılan efendim şeyler o zaman daha yakışıklı, daha parlak insan olurlar. Ruh olmayınca o pay etmiyor. Onun için insanın cesedi de mübarektir, muhteremdir. Ruhu da muhteremdir. Cesedine kıvamını veren ruhtur. Bu ruhu da makbul hale getiren La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İşte Allah'ın varlığının birliğine iman, peygamberin son ve hak peygamber olduğuna iman, Kur'an ahlakına sahip olduk, ruhumuzu takviye ettiğimiz zaman işte bu ruh ceset çürür ama ruh hayatiyetini devam ettirir. Hayatiyetini. Günü geldiği zaman en sonunda ruhlar da bir an için ölecek. Ölüm acısını tadacak. Şimdi ölülerimiz cesetlerine ölüm arz oluyor. Ruhlar da bir gün gelecek, bir an ölüp dirilecekler. Ebedi değil ruhlar. İşte bu ruhu canlı tutacak, diri tutacak ruhun hayat menbaı İslam'dır, Kur'an'dır. Bu feyzi ilahiyeye, ruhu ilahiyeye sahip olmak için camiler, cemaatler, kürsüler, vaazlar, nasihatler bu ruhun gıdasıdır. Biz ne yapıyoruz? Günde üç öğün yemek yiyoruz. Tamam. Bu cesedimize ayakta tutuyor. Ruhumuz aç geziyor. Ruhu devamlı zikr-i ilahiyle, Kur'an ile, evrad-ı eskâr ile takviye etmek lazım. Cenab-ı Hak onu nasip etsin cümlemize, çoluğumuza, çocuğumuza. Sevgili kardeşlerim, insanları cesedine hastalık arız olacağı gibi, insanların ruhuna da hastalık arız olur. Cesede arız olan hastalık, Allah hepimizi korusun, bir kanser hastalığını düşünün ki o cesedi yer bitirir, nihayet maddi hayatımız biter. Bu mühim bir hastalık. Tedavisine koşmak lazım. Yakalanmamak için tedbir almak lazım. Heyhat, hangi tedbirden bahsediyor? İçtiğimiz sulara yine karışmış, çaylarımıza yine karışmış, şu tavuklardan elde ettiğimiz yumurtalar bile o
sarmış. Büyük tehlikeler içindeyiz dünya olarak, insanlık olarak. Ama bundan daha büyük tehlike nedir? Ruhumuza arız olacak mikroplara karşı tedbirli olmamız lazım. Ruhen hastalandığımız zaman nedir o ruhi hastalık? Bakınız, şirk hastalığı. Şirkin her çeşitinden. Şimdi biraz önce şöyle baktık da hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben sizin puta tapacağınızdan endişem yok, tapmazsın. Ama benim endişem, amellerinize gösteriş katarsanız işte o zaman da müşrik olursunuz diyor Peygamberimiz. Öldürücü bir hastalık. Nedir o? Riya hastalığı. Gösteriş alayış hastalığı. Bugün bu gösteriş alayış hastalığı cemiyetimizi manen yakıp yıkmaktadır ve kavurup gitmektedir. İşte bu riya hastalığı. Cenab-ı Hak bizi bu mikroptan muhafaza etsin. Riya o kadar gizli bir ameldir ki bu şirk, Peygamberimiz şirk buyuruyor. Yani gecenin karanlığını düşünün, siyah bir taş üstünde siyah bir karıncanın yürüdüğünü düşünün, kişilerin, Müslümanların amelleri içinde riya bu kadar gizlidir buyuruyor Peygamber. Onun için buna göre dikkat etmeliyiz. Ona göre dikkat etmeliyiz. Kibri, gurur, kibir, enaniyet, bu da öldürücü bir hastalık. Haset, haset, aman yarabbim, o ne korkunç bir hastalıktır. O ne korkunç. Bakınız, debbelleküm davullümemi kalbim. Sizden önce başlayıp, bugün de sizin içerinizde cevelan eden, yürüyüp dolaşan, geçmiş ümmetleri mahveden, cemiyetleri talan eden, ahlakları yok eden iki hastalık sizde de mevcut buyuruyor Peygamberimiz. Nedir o? Ya Resulallah, el hasedü vel bağda'u. Birbirimizin sahip olduğu nimetlere karşı çekememe hastalığı. Bu öldürücü bir hastalık. Hatta bir gün Peygamberimiz şöyle buyurdu. Ne buyurdu? Bazılarınız görüyor, teklif de olsa biraz fiskos yapıyorlar. Bazıları uyuklar gibi oluyor. Uyuklayanların çaresi şu. Buraya bir kamyon, bir limon getirelim. Kamyonu yüklü. Ondan sonra yarım limon sıkalım gözlerimize. O zaman hiç uyku kalmaz. Fiskos yapanları ne yapalım? Onları da cezalandıralım. Nasıl? Bir şekilde cezalandıralım. O zaman gözleri açılsın. Nasıl ceza? Şu cemaatin hepsine aynı vakit birer tane pide ısmarlayın deriz. O zaman işte bu ceza herhalde yeter. Muhterem kardeşlerim, uyuyacak zamanda değiliz. Dikkat ediniz. Kibir, buğz, içimizdeki nefsin ve şeytanın ölümcül hastalığı. Buna karşı da dikkatli olmamız lazım. Bir gün Peygamberimiz buyurdu ki, sizi tıraş eden berberden sakın. İlk nazardan Allah Allah. Berberler bizim için lazım. Zaman zaman.
hasettir diyor Peygamber. Demek ki haset hastalığının buraya ne oluyor? İmanını kalbinden tıraş ettirmiş oluyor. Haydi o iman bir daha girsin bakayım kalbine. Bu kadar değil. Peygamberimizin çok hadisi şerifleri var. El hasen ve külül hasena kema tekülül nâhu hata. Kuru odun yığınlarını yakıp yok ettiği gibi ahşap İstanbul'un evleri vardır. Maazallah, Allah korusun. Ateşe veriyorlar veya bir şeyler oluyor. İtfaiye gelinceye kadar çatır çatır yanıp yok oluyor. Tarihi İşte haset illeti de kişilerin haccını, zekatını, namazını, orucunu, hayr-ı hasenatını böyle yakar, yok eder diyor Peygamber. Buna dikkatli olun. Bu gece size ezan vakti yaklaştı. Hemen şöyle birkaç dakikada size okumak istiyorum. Karşılaştığım Ruhul Beyan tefsirindeki bir hadis-i şerifi görünce bugün mübalağasız söylüyorum, uykum kaçtı. Bakın Peygamberimiz buyuruyor. Peygamberimiz de buyuruyor. Bakınız hemen okuyorum. Muaz ibn-i Cebel'i çağırmış Peygamberimiz. Gel demiş, sana bir nasihatim olsun. Sen de başkalarına anlat. Nedir o? Ya Muaz, benim bu vasiyetimi, tavsiyemi yerine getirirsen kurtulursun. Ama getirilmezsen elin boş kalır diyormuş. Nedir o? Cenab-ı Hakk'ın 7 kat semanın her katına vazifelendirdiği melekler var. 7 katın her katına koyduğu melekler var. İnsanların amellerini hafaza melekleri her gün alır, Cenab-ı Hakk'a takdim eder. Dinle şimdi. Vazifeli melek o ameli alıp götürürken birinci katta, semanın birinci katında hemen vazifeli melek kıh 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 dur der. Peygamberimiz söylüyor. Ve buyurur ki o vazifeli melek vadrıhu hazır amele veçe sahibi. Bu ameli işleyen kişiyi amelini Allah'a götür. Sen tekrar dön, yüzüne çar. De. Sen kimsin? Vazifemle en sahibi gıybeti. Ben gıybet melaikesiyim. Bir Müslüman ne kadar ibadet ederse etsin, eğer kardeşlerini gıyabında çekiştiriyorsa Rabbim beni vazifelendirdi. En la eda amele men irtabe nas. İnsanları gıybet eden amellerini yukarıya çıkarmam ben dedi diyor. Al götür suratına kâr. Birinci kattaki melek. Sonra ikinci kata çıkar. Diğer hafaza melekesi. Başka birinin amelini götür. Ve yes'adül hafezatü bi ameli abdin yettehidü nuran min sadakatin ısıya. Bu kişi dünyada sadaka vermiş, zekat vermiş, oruç tutmuş, namaz kılmış. Hafaza melaikesi de şaşırıyor bu güzel ameller karşısında. Ve üçüncü kat semaya kadar çıkarır. Feyekûlü lehümül melekül mürekkel. Vazifeli üçüncü kattaki melek der ki kıfu kıfu dur
kendini beğenmiyor. Başkalarını hor görüyor. Der, semadan yukarıya gitmeden ameli indirilir ve suratına çarpılır. Ruhul beyan tepsisi. Sonra bir yerde daha bir melek hafaza velayetesi kişinin amelini almış. Beşinci kat semaya çıkmış. Kısa geçiyorum. Hepsinde var bu vazifeli melek. Sonra efendim o da vazifeli melek olan beşinci kattaki dur de bu ameli Allah'a götüremezsin. Bu kişinin amelini al götür işleyen kişinin suratına çar. Sen kimsin? Ben de haset melaikesiyim. Bu kişi namaz kıldı, oruç tuttu, zekat verdi ama sadaka verdi ama bu kişide hastalık, haset illeti var. Başkalarının sahip olduğu nimetleri çekemiyor. Bu amelle ben bunu diğer amellerini alıp Allah'a götürmene müsaade etmem de. Sonra ve es'adül hafaza. Cemaat lütfen bu çok ehemmiyetle bu gece benim uykumu kaçıran bir hadis-i şerif. İlk defa karşıladım çünkü. Sonra ve yes'adül hafazatü bi ameli abdin min siyâdin ve salâdin ve zekâdin ve hakkin ve umretin. Namaz, dikkat ediniz, oruç, zekat, hac ve umre amel ziyaretleri yapmış bu kişi. Onun amelini hafaza velâkesi alıp götürürken yedinci kattaki melek yakalar. Dur bakalım, dur. Vadrıbu hazır amele ve cesaidi. O kişinin amelini yüzüne çar. Allah'a gidemez bu. İnnehu kâne la yerhamu insanen min ibadillahi kat. Bu adam kalbinde insanlara karşı merhamet yok. Hayvanlara zaten yok. Bu kadar merhametsiz bir adam haccı, umresi, zekatını Allah'a götüremezsin. Mevla beni vazifelendirdi. Geri götür yüzüne çarptı. Sonra Kâle aleyhisselam ve yes'adül hafazatü ile semâ-i sâmiyatı yedinci kattaki melek bir ameli abdin min salâtin ve savbin ve fıkhın yedinci kata kadar ameli çıkan kişinin ameli neymiş? Namaz, oruç, fıkıh gibi. Hoca, kürsülerde vaaz etmiş benim gibi. Allah bu hafıza diyor. Ve şihadı, iştihatlar yapmış. Ve ver, takva ehli olarak yaşamış. Sonra, efendim, mahiyetinde de 3000 melek var bu adamın. Yedinci kat semaya kadar gelir. Feyemûl lehûl melek müvekkel. Oradaki vazifeli melek der ki kıfû vadrûbû bi hâzıl ameli ve cesâli. Dur dur bu ameli al götür o adamın yüzüne çarp. Ve kulû alâ kalbi. Adamın kalbini de kilitle. Ene a'celu an rabbi külle ameli lem yürüt bihi Rabbi. Allah'ın istemediği amellerinden götürene mahcup olur Allah'a karşı. Çünkü bu adam hac etti, zekat verdi, namaz kıldı, oruç tuttu, vaaz etti, nasihat etti, imamlık yaptı, hatiplik yaptı ama başkalarına kendini beğendirmek için yaptı. Onun için al götür suratına çar. Bütün bunları da okuduktan sonra bu gece en sonunda da bitiriyorum hemen. Muazzin Cebel bunu dinledikten sonra o kıymetli sahabeyi
amellerimizin Allah'ın huzuruna çıkması için, kabul görmesi için kurtuluşumuz nasıl olacak? Peygamberimiz cevap verdi. Hayır. İktedi bir bana uyu. Bana uyu. Beni tam takdir edin. Ve aleyke billahim ve imkâni fî amelike taksirum. Amellerinizde noksanlık da olsa ve hafız ala lisanike. Hep bakıyorsunuz. Şu dudaklarını kapat, kapat, diline sahip ol. Bu dile sahip olmazsan hiçbir amelin Allah'ın huzuruna